Uzun zamandan beri hayat pahalılığı konuşuyor. Cumhurbaşkanımız dün dedi ki hayat pahalılığıyla ilgili biz sınanıyoruz dedi. Biz de sokakta vatandaşlara hayat pahalılığıyla biz nasıl sınanıyoruz, vatandaşlar nasıl sınanıyor onu soracağız. Halk ediyor. Farklı röportajlar ekrana geliyor. Hayat pahalılığıyla biz dedi sınanıyoruz dedi. Siz ne diyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışının? Hayat pahalılığı var. Var var. Sınanıyoruz bunları dedi. Yani ne demek istedi? Bir denetimsizlik var. Vallahi Cumhurbaşkanımız onu yanlış söylemiş. Halk hayat pahalılığı sınanıyor. Bir de halk verdiği kararın yanlışlığıyla sınanıyor. Neden? Emekli o kadar itimat etti, ona o kadar oy verdi bu partiye, iktidara. Fakat emekliyi dilenci pozisyonuna getirdi. Kirada oturamıyor. Arabaya binemiyor, dolmuşa binemiyor. Evden çıkamıyor. Bir lokantada bir şey yiyemez. Üstüne bir şey alamaz. Ya halk bu kadar ezilmeye layık mı? Ona yani kişiye itimat edenler, ona itimat eden insanların bu kadar ezilmesi normal mi yani? Bu halkın aklıyla oynamaktır. Cumhurbaşkanımızın dediği affetsin ama yanlış bir konuşma. Halk inanıyorum diyen insanların imtihanıyla şey oluyor. Bizi imtihan ediyor onlar. Çünkü inanmış görünüyor ama hiçbirisi mümin değil. İnanmış değil. Müslümanım diyen insanlar %90 diyor Türkiye'de. İnanmıyorum. %5 bile yok. Çünkü hayat pahalı kimin elinde? Kim sınanıyor? Hayat pahalılığı esasında iktidarların elinde. Sorumlular sorumluluklarını yapmıyor. Cumhurbaşkanım dahil. Eğer gereğini yapsa bu halk bu kadar bu işkenceyi çekmez. Çünkü şimdi biz savaş mı yapıyoruz? Yok. Deprem mi var ülkenin her tarafında? Yok. Peki bizim hakkımızı alıp kime veriyor? Yeni emekliler yaratıyor. Sigorta primini tamamen yatırmamış. 3600 kişi. Dışarıdan gelenler var. Tamam biz Müslümanız elhamdülillah, yardım edeceğiz ama yani şimdi yardım ederken de kendi halkımızın aciz içine düşmesi mümkün değil. Bu yanlış. Bu yanlış. Onları sınırlarımızda bir yerde bakarız. Gerekirse herkes yardım eder, bakar, yardımcı olur. Ama mecburi bakacağız diye buradaki bir emekli vatandaş aç, ihtiyaç sahibi olarak gezmesinin de anlamı yok yani. Hayat pahalılığına sınanıyoruz. Sınanıyoruz mu, sınıyorlar mı bizi? Önemli olan, sınıyorlar abi bizi. Sabrımızı taşırıyorlar. Nasıl sınamak? Hayat pahalı kimin elinde, kimi sınıyor? Hayat pahalı mı? Evet. Onların bizim elinde. Milletin elinde. Onların elinde. İlk önce onların elinde ama bizim milletimizin kabahatinden dolayı böyle oldu. Millette de sıkıntı var. Gel katıl abi. Katıl bizim abi. Millette de sıkıntı var abi. Niye? Abi bizim millet biraz şöyle nasıl bir fırsatçı yani, anlıyor musun? Bizim millet fırsatçı. Yani şimdi hep tam Cumhurbaşkanı'na suç veriyoruz. Yok o pahalı yapıyor, yok bu pahalı yapıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki hayat pahalıyla sınanıyoruz biz diyor. Nedir tam olarak senin anladığın? İyi de bu hayat pahalılığına biz sınanıyoruz, güzel. Nasıl sınanıyoruz? Onlar kendileri bilmiyor mu? Biz nereden bileceğiz? Kim düzeltecek bunu o zaman? Marketler onda. Evet. Fabrikalar onda. Devlet zaten onda. Koskoca dünyaya baş kaldıran bir cumhurbaşkanımız varken kalkıp marketlere, fabrikalara, oraya buraya baş kaldıramıyor mu? Mühür vuramıyor mu? Neyin korkusu bu? Neyin korkusu? O da bakıyor ekmeğine, neden geliyor vergi? Adam ne kadar pahalı satıyor, o kadar vergi geliyor. Ama aç değiliz abi, aç değiliz. Abi yani. Şükürler olsun. Ama bu insanlar eğer hırsız yapıyorsalar, birilerine uyuşturucu satmaya yapıyorsalar, yönlendiriyorsalar, kabahat bunlarındır. Başka bir şey değil. Bu adam ne yapsın? Şimdi ben günde 3-5 bin lira para kazanıyorum, her şeyim var. Asgari ücretle kazanan adam ne yapacak? 17 bin lira maaş alacak, kirayı mı verecek, doğalgaza mı verecek, yol parasını mı verecek, yakıt mı verecek? Bu adam ek iş yapması için ne yapacak abi? En kolay iş nedir sizce Türkiye'de? Para kazanmanın en kolay işi nedir? İllegal. İki şey. Ya hırsızlık yapacak, ya uyuşturucu yapacak. Cesareti varsa da gaps yapacak. Bunlar kendileri utansınlar abi. Çünkü her şeyi yapabilecek kapasitede sen dünyaya karşı gelirken Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan ne markete karşı gelebiliyorsun ne fabrikaya karşı gelebiliyorsun. Kapat. Kaç milyon oy aldı abi Türkiye'de? Bu insanlar darbeyi engelledi. 3-5 tane fabrikacıyı mı engellemiyorlar? Kafalarını patlatırız Kur'an çarpsın. Biz tankların önüne geçmiş insanlarız da o fabrika sahiplerine mi karşı gelemeyeceğiz? Hayat pahalılığının karşısında mı geçemeyeceğiz? Yani. Bütün çözüm bunda. Olsun yine Tayyip Baba'nın canı sağ olsun. Demek de olmuyor bu işler abi. Kimse kusura bakmasın. Herkesin bir hayatı var, bir geçim standardı var. Hemen söyleyecek şimdi arkadaşım, bir tane çıkacak. Elinde telefon var. Affedersiniz elinde de 300 bin liralık saat var.
Hemen bunu konuşacaklar. Parayı nereden buldun? İllegal buldum dayı. Hayırlı işler. Vallahi ben AK Partili olarak memnunum. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi. Şu soruyu anladın mı? Hayat pahalılığıyla ilgili diyor. Biz diyor sınanıyoruz diyor. Abi Avrupa Birliği de aynı. Her yer pahalılık var. Sadece Türkiye'de yok. Nasıl sınanıyoruz biz hayat pahalılıkta? İnşallah geçer. Valla ben rahatım bu konuda. Sıkıntım yok. Nasıl yani? Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir şey de yok. Pahalılık var, yok. Hiç önemli değil benim için. Sınanıyoruz diye onu soruyorum yani. Nasıl sınanıyoruz hayat pahalılıkta? Normalim, iyi. Hiç sıkıntı yok. Sınavını iyi diyorsun. Tabii. Yaşayanlar sürünenler. Yaşayan krallar gibi yaşıyor. Sürünen de Gandhi gibi sürünüyor. 27 sene üzerinden emekli oldum. Aldığım para 13-14 bin lira para. Düşünebiliyor musun? Ya ondan sonra da Türk'üm doğruyum çalışkanım gibi. Bak düne kadar medaf var mıdır, vedaf var mıdır? Düne kadar hani yasaktı? Şimdi şey iş ortağı. Kardeşim ben baştan bir şey söyleyeyim sana. Bu siyaset size bizi iyice aptal yerine koydular. Bizim aklımızdan alay ediyorlar. Bizimle alay ediyorlar. Her türlü kötülüğü bize yapıyorlar. Bunu da biliyorlar yani. Biz de eskiden bunlara çok aldanıyorduk, inanıyorduk. Ama şimdi artık o insanlar değiliz. Bu bir gerçek. Yani yok artık öyle yemiyoruz daha. Ben basit birkaç tane söyleyeyim. Şimdi bir emekli aylığı meselesi var, değil mi? Çok konuşuluyor ve yerine konuşuluyor. Geçen Temmuz'da yapılan zamda 7500'lük bize bir lira zam gelmedi. Bir daha yılbaşına geldi. 7500'ün az üstünde olanlara geldi, bize gelmedi. Ben de şimdi diyorum ki, kardeşim bu böyle oluyorsa, şu anda 20 bin lira bir insan aylık alsa, emekli, biraz daha idare eder, biraz daha. O zaman diyorum 20'nin alttakileri, aklı veriyorum hükümete ya. 20'nin altındakileri 20'ye çıkar, yukarısı dursun, biz durduk mu 6 ay. Ondan sonra bu iş yoluna girer. Şimdi adamın 30 bin lira maaşı var. %50 aldığı zaman direkt 45 bin lira yapıyor. Ben aldığım zaman ne yapıyor? 10 bin lira yapıyor. Bu adalet mi bu? Doğru mu? Ya beceremiyorsan kardeşim diyeceksin ki ben biraz yaptım. 2-3 dönemine bir itirazım yok. Ondan sonra batırdılar. Şimdi çıktım. Memura bir zam yaptılar. Değil mi? Tamam, başımızın üstünde. Asgari ücreti de yaptılar. Gel amca katıl. Asgari ücreti de yaptılar. Bak ben çok doluyum. Onun için kusura bakma. Diyeceğim. Bunu herkes duysun. O da başımızın üstüne. O da geçti. Ne zaman bu SSK'ya, Bağkur'a geldi? Başladılar. Kök maaş, taban maaş, seyyanen, refah payı, enflasyon, bilmem ne. Lan nedir bunlar arkadaş? Bunlar nedir? Ben gelirim oraya yarın aylığımı alma. 5 lira mıydı, 10 lira mıydı, alır sessiz döner. Eskiden böyleydi. Bir de maaşına 6 ay kadarak başlıyorlar bunları konuşmaya. Bütün milleti oraya yoruyorlar. Her ne kadar geldi, her ne kadar gelecek, her ne oldu, her ne olacak. Yani bu kadar saçmalık ben bir şey görmedim ya. Kirasına yetmiyor. Dur daha geleceğim şimdi ben, patlayırım ben, dur. Burada şimdi tamam, seyyanın taban bilmem nerede anlaştık. Bir şeyler oldu. Bu sefer de kız çıkıyor diyor ki işte %35 zam yaptım. Biraz aşağıda kaldı. %50'ye çıkardı işte. %50 nokta bir küsür. He. %49 nokta bir küsür. Diyor, çıkıp da şimdi diyor ki onu böyle bir affedersin bir nane yemiş gibi. Ya işte bak siz de işte %49 yaptım. Ulan la Tayyip emice. La Tayyip sen bunu böyle yaptın da sen bu evi adamlara %8 bin lira seyyanen zam yaptın. Bize yaptın mı aynı zamı? Yok. Nasıl eşit oluyoruz o zaman? Yani %49 ile beni kafamı karıştırma. Benim kafamı karıştırma. Sen ona çestirdin herhalde ama doğruları çestmeyin. Söyleyin. Açık söyleyin. Bunlar yanlış şeyler. Çok yanlışlar var. Çok. Anlatmaktan bitiremem. Doluyum. Bu böyle gitmez. Ama geçen şey bir laf söyledi. Emekliler dedi. Oy vermeyin dedi. Vermeyin. Zaten 10 kişiyle konuşuyorum 8'i oy vermeyecek. Ben koyu bir AK Partiliyim. Açık ve net. Ama yeter. 2024 yılı emeklilerin yılı olacak dedi. Oluyor işte daha. Ezdi daha işte o ezmesi. 11 taneyle olur mu yani? Olur tabii bak eziyor ne güzel.
Eziyor, eziyor. Başka bir şey değil. Nasıl emekli yılı olacakmış? Şimdi senin aklını alıyor mu ki? Bu seçimden sonra bunlar, seçimden sonra hiçbir şey alamayacaksın. Şimdi gene seçim şey zorunluyla belki bir şey olurdu. Bunu kaçırdığın zaman seçimden sonra hava alacaksın, hava, bol hava alacaksın. Sen 10 bin lira para kiraya mı vereceksin, yemek mi yiyeceksin, çocuğuna bir şey mi alacaksın? Hani ayakkabı, bir şey sonra bayram geliyor, alabileceğiz mi? Alamayız abi, alamayız. Yani bunları görmek lazım. Ben istiyorum ki beni çıkarsın onların karşısına, bana ceza meza vermesine, istediğim gibi konuşayım. Eğer bir tane de yanlış konuşsam şerefsiz. Dini duygularımızla oynuyor. Onların zaten 22 senedir yaptığı şu var. Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez. Başka bir hiçbir icraatları yok. Faiz haramdır derler, faizden beslenirler. Tamam mı? Onlar hiç sınanmıyoruz. Allah-u Teala bu Türk halkını sınıyor, onu değil. Türk halkını sınıyor. Bize de bu AKP iktidarı çok bile bize fazla. Fazla. Tamam, başka var mı sorun? Var. Ne var? Nasıl yani bu bizi sınıyorlar derken kim sınıyor? Yani bunları bu bağımlı kim yönetiyor? Abi eğer referansın din olursa, dinden beslenirsen sınanma olur bu. Ama doğruyu söylemeye kalkarsan ekonomi, Türkiye'nin bu hale gelmesi tam bir beceriksizlik örneğidir. Tamam, bu bugünkü iktidar kadar beceriksiz bir iktidar Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmedi. Biz sınanıyorsak biz bu iktidarla sınanıyoruz. Başka? Dedeye katılıyor mu? Katılıyor. Ne uçacak bakancısın? Türkiye uçmaz. Türkiye yerinde duruyor. İşler çok güzel gidiyor. Türkiye'nin ekonomisi olsun, devletçiliği olsun. Bağlılıkla nasıl sınanıyor Cumhurbaşkanı dedi ya? Çok memnunuz. Neyden memnunsunuz? Ya Türk parasının değeri belli. 6 ay böyle, 6 ay öyle. Onun için bu işler düzelir yani. Bizim aldığımız aylığımız zaten kendimize yetiyor. Kaç para maaş alıyorsun? 4600 lira. Geçinebiliyor mu o parayı? Oo, 120 ile geçiniyoruz. Tabi. 4500 lirayla. He, 4600 lira. Şaka yapmıyorsun değil mi? Yok, 4600 lirayla geçiniyoruz. Burada işler çok güzel gidiyor. Başka ne diyelim? Şimdi abi, çok iyi. Eskiden 4500 lirayla geçiniyorum diyor. Bu nasıl? 4600 lirayla geçiniyor. Geçiniyorsa demek ki onda bir şey var abi. Abi. Ben anlayamadım, bu rakamlardan ben mi yanılıyorum? Benden yanılmadıysan bir şey yok da geçiniyorsa demek ki Allah'ına şükrediyor. Sen kaç parayla geçinebiliyorsun? Ben mi? Benim, bırak benim maaşımı. Benim maaşımı sor. 10 bin lirayla geçinebilir misin? Abi 10 bin lirayla geçim olmaz. Olmaz. O zaman 4500 lirayla, şey 4600 lirayla olmaz. Olmaz abi de işte ondan bir yerden şey var. Allah yardım edin. Tutmazsa öyle olur. Peki. Vallahi yardımcı budur. Parasını tutmazsa, tasarruf yapmazsa onun dediği gibi. Sen 4500 lira ne, 4600 lira ne maaş alıyorsun? Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan alıyorum. Yeter bile bana. Ah, herkese de örnek olsun öyle mi? Ha. Herkes konuşuyor ama konuştukları bir işe yaramıyor. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun abi? Kira mira veriyor musun? Her şey, kira vermiyorum. Bende prefabrik ev var. Tamam. Yani devlet prefabrik ev yapmış. Devletten geçiniyor. Ne diyor? 4600 lira geçinilir mi? İmkansız, imkansız şu an. Nasıl geçiniyorsun amca? Kiran da yok sosyal senin. Sosyal yardımlaşma alıyor. E ondan işte, tuzun da kuru. Devlet veriyor. Sen devletten geçiniyorsun işte. Şimdi kira versen, düşünsene kiralar 15 lira. Devlet veriyor. Sen kaç paraya geçinebiliyorsun? Biz yani geçinemiyoruz kardeşim. Asgari ücret sıfır. Yetmiyor. Yetmiyor. İki çocuk okuyor. Çok ev kira. Tamam. Nasıl geçineceğiz? Sen tek Türkiye'sin, ondan tek tabanca olduğun için geçinebiliyor. Senin de iki çocuğun olsa, kiraların olsa geçinemezsin. İmkansız. Ya imkansız tabii. 4000 lirayla kim geçiniyor göstersenize. Kim geçiniyor? O tek olduğu için aile değil. Bizim ya, bak, bizim yemeğimizi veriyor. Bizim yemeğimizi veriyor, aylığımızı veriyor. Tek olduğun için geçiniyorsun. Tamam işte, teksin ondan. Sen böyle devam et. Ya. Vallahi ben Esef abi, hiçbir şey almadan bugün bir kanlı bahar almaya kalksan, yanında yemeğini almaya kalksan sana 200 liraya patlıyor günlük zaten. Kim sınıyor ki bizim pahalılık? Yani milletin... Vallahi bilmiyorum, çarşıya çok pahalı.
yaşamak çok zor. Kim yapıyor bunu da pahalı tabisinin ucunda? Vallahi kim yapıyor? Devlet vardır başımızda herhalde. Devlet yapıyordur. Hükümet yani, var, hükümet var. Devlet var. Devlet bunları ya, şey yapsa, denetlese böyle bir şey olmaz. Devletin boşluğundan kaynaklanıyor. Başka bir şey değil. Devletten ilgili bir problem bu yani. Halkla ilgili bir problem değil. Enflasyon da halkla ilgili bir problem değil. Devlet yaptı, devlet temizlesin. Abi sen ne diyorsun? Cumhurbaşkanımız diyor. Ben yorum yapmak istemiyorum. Vallahi kimseden memnun değilim ben. Allah razı olmasın. Yani 10 bin lira aylık veriyor, 10 bin lira aylıktan geldi geçen şu pazarın halini görün. Yani ne alıyoruz ha torbalarda? Ne alıyoruz yani 10 bin liraya? Nalet olsun böyle. Bağlılıkla sınanıyoruz, fakirin anasını bellediler ya. Ben bu nasıl olacak bizim halimiz ya? Kim, niye sınıyor? Ben kirada oturuyorum efendime söyleyeyim, aldığım maaşım bana yetmiyor. Bu nereye gidiyor yani, bu millet bu nereye gidiyor, ben bunu anlayamıyorum ya, bir türlü anlayamıyorum. Sayın Başkanımıza selamlar olsun, bu şeylerin üzerinden bir ilgilensinler, bu kiracılara bir destek versinler. Olmaz böyle abim ya. Evet. Buradan sonra çağrımı yapıyorum. Kaç para kira veriyor? 7,5 veririm şimdi. Vallahi. Vallahi işte aradım da zor buldum. Adam beni bir seneliğine yani... Ev sahiplerine merhamet diyorum ben, başka bir şey demiyorum. Allah vicdan versin. Vicdan versin, inşallah vicdan versin. Ülke yani iyi bir yere gitmiyor. Tamam, sanayimiz güçleniyor, kalkınıyor ama alttaki fakir fukaranın anasını bellemesinler. Yani. Ya abi, onlar hiçbir şey, ben cebime bir şey girmedikten sonra ben hiçbir şeye inanmıyorum. 10 bin lira gidecek. Hani nerede gidecek? Nerede? Abi şu piyasanın 10 bin lira bu piyasayı kurtarıyor mu? Ben onu demek istiyorum. Yani bana 10 bin lira verse ne olur, vermese ne olur? Ben zaten kiracıyım, sürünüyorum her tarafta ya. Ya eksikler var yani. Yapılması gerekenler var. Şimdi seçim olduğu için o atmosfere girmiyorlar. Yani, hayat pahalılığı kim yapıyordu sınırıyoruz biz? Yani hayat pahalılığı kendinden oluşmuyor yani. Yöneticilerin suçu bu iş. Yönetici kim? Yönetici kim? Başımızdaki insanlar. Yani ama bu belediyelerde biraz daha güçlü olup da iyi çalışırsalar büyüklerin de başına gelir. Yani onlar da yardımcı olurlar, düzelir yani. Sen emekli maaşında sınanıyor musun? Ben Bağkur emeklisiyim. Evet. Yani ben 11.300 lira para alıyorum. Yetiyor mu diye sorsam? Ya ben başka iş yapıyorum. Bana yetiyor ama yetmez yani normalde. Ama çalışmak zorundasın. Çalışıyoruz tabii canım. Benim şimdi ayağım da sakat ama çalışıyorum ben. Çiftçiyim ben. Evet. Hayvan bakıyoruz, bir şeyler yapıyoruz yani. Nasıl? Tarımda verim nasıl? Ya şimdi eskisi iyi gitmedi. Mısır geçen sene yerlerdeydi. Ama hayvancılık bugünlerde biraz iyi. Süt geriye gitti. Yani birbirini tamamlıyor ama para kazanamıyoruz. Üretmek bayağı sizi... Para kazanamıyor. Üretiyoruz da para kazanamıyoruz. Yani nesil o kadar hızlı ki. Mesela 40 gününde marul yetiştiriyor. 50 günde, 60 günde ıspanak yetiştiriyor. Ama satamıyor. Sattığı zaman ektiğinin masrafını zor oluyor. Ucuza gidiyor. Yani. Ucuza gidiyor. Ondan sonra yani pazara bakınca ne düşünüyorsun? Pazardaki. Tabii gideceğiz şimdi, bakacağız ama çok pahalı her şey. İşte ıspanağı ekiyorsun, burada bakıyorsun ki fiyatı 50 lira, 60 lira. Abi yevmiye 800 lira. Bir insan getiriyoruz. Evet. 10 kişi yevmiye getiriyoruz. 8 bin lira. Yani yemeğini biz verirsek 7 bin lira. Yarın 1000 lira olacak yevmiye. Uğraştın demek. Yani boşa gidiyor yani.